Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu soğukta Göktuğ'la birlikte dışarıdayız. Aynasına şöyle bir vurayım. Neyse vurmayayım, dur. Bu arada hava gerçekten soğuk. Ama durduğum yerde terliyorum çünkü bayağı kat kat giyindim soğuk havaya göre. Ama işte motor giderken mesela şu anda soğuk. Soğuk havalarda sürmenin de bir tadı başka ya. Gerçekten. Bu motorcular da her şeyden şikayetçi birader. Sıcaktan şikayetçi, soğuktan şikayetçi, yağmurdan şikayetçi, kardan şikayetçi. Bu arada arkadaşlar Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar yağmaya başlamış. Bu soğuk da oradan herhalde. Bizim yerimizde de kar topu oynayabilirsiniz. Göktuğ'da egzoz var bu arada. Ben bildiğiniz üzere egzozu söktüm. Göktuğ bir ceza yesin de bir neşemiz yerine gelsin ya. Bugüne kadar hiç ceza yememiş bu arada. Egzozdan falan. Yani şey, daha doğrusu belki bu motorda hiç yememiştir. Ben egzoz taktığım hayatım boyunca iki kere yedim anasını satayım üst sistemde. Bugün bir cezam var gibi. Sen sanki bu yüzden geldin. Evet. Hani şey çıkarttın. Aynen, bir şey olursa izlemek için. Var ya, gülmekten ölürüm he. Plaka, egzoz. Yok ha. Yok, ayna sabit oğlum, aynada sıkıntı yok. Değişiklik yapmışsın, karbon kaplamalar bu falan. Yo, bu kaplama değil ki. Fark etmiyor, bunlar onaylanıyor lan. Senin muayenen var mı? Var. Sigortan var mı? Var. Kesin yoktur. Sonra ne var? Tek teker yaptığım videoları gösteririm. Şimdi arkadaşlar şuradan Bostanlı'ya bağlanacağız. Bostanlı'dan vapurla karşıya geçeceğiz. Karşıdan da gerisine bakacağız. Oradan da bir Güzelbahçe taraflarına gitmeyi düşünüyoruz. Tamam kanka, en güzel motor sesi seninkinden çıkıyor. Tamam. Göktuğ arkada kaldı çünkü koruma takozları var. Hava soğuk olduğu için zemin de iyi tutmuyor bu arada. Böyle gaz açarken motorun popası hafif hop 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 sallanıyor böyle. Yahu gerçekten yani. Bak biz keyif için çıktık. İnanılmaz uçuyorum yani, full sıkı giyinmeme rağmen. Ki bu şekilde hiç rahat değiliz mesela. Bayağı Eskimo gibi giyinmiş durumdayız. Bir de çalışmak zorunda olanları düşünemiyorum bu havada. Motor üstünde. Az önce Yunus polisleri geçti. Vallahi işleri zor. Kurye kardeşlerimizin işleri zor. Bu arada eldiven olarak bile iki kat giyindim. İçimde bir tane de bu Decathlon'dan alınmış ince eldivenler var. Hiçbir şeyimi engellemiyor. Ama aynı zamanda sıcaklığı ekstra koruyor. Bak bu eldivenler sizi ısıtmaz. Ama ilk anda elinizi içine soktuğunuzdaki sıcaklığı genel olarak korumaya çalışır. Aha da Yunus çevirmesi. Devam mı? Bunlar birini arıyor belli. Vallahi hava soğuk olduğu için vizörümü bile açmadım. Yani normalde açıyorum böyle bir suratımı görsünler diye. Trafik olsaydı Mokoko. İhtimali var. Bak güneş fark ediyor bu arada. Azıcık güneş var şu anda ve ufak ufak böyle bir içim ısındı. Bir de yavaş gidiyoruz aslında, şu an ondan da olabilir. Abi bu arada sen çapraz gidiyorsun ha, yemin ederim. Arkası böyle açık dışarıda. Önün kapalı, sol şeride yakın. Ahanda, ahanda Göktuğ dön. Özgüvenli şekilde ben şuradan gideyim. Dön Göktuğ dön. Selamünaleyküm abiler. Egzoz olsa da geçermişim ki. Selamünaleyküm. Ulan Göktuğ. Göktuğ Mokoko oluyordu az kalsın. İyi lan valla, çocukta fena refleks var ya. Tabii görmediler, görseler beni çevirirlerdi. Hani ben kaçmıyorum, Göktuğ kaçtı, arkadaşın kim falan diye. Göktuğ'unki de kaçmak sayılmaz ayrıca arkadaşlar. Bir arkadaşını uğrayacaktı, oraya gitti. Böyle kaçmak mı olur? İlla çevirme var diye üzerlerine mi gidecek yani? Biz sonra başka yerde buluşuruz Göktuğ'la. Polisten kaçmak dediğiniz şey dur ihtarına uymamaktır. Ama başka bir yola giriyorsan ve dur ihtarı yoksa buna kaçmak denmez arkadaşlar. Ama orada başka motorcularla ilgilenmeseler de var ya, of. Adam bir de motorlu trafik polisi. Peşinden bile giderdi yani. Tabii şu an durduğu yerde böyle sıcak sıcak oturmak varken. Oturmaktan kastım yani, sıcak sıcak durmak varken motora binip de bu soğukta peşinden gider miydi? Orası da muamma. Ama risk var yani. Sonuçta motorlu trafik polisiydi bunlar. Feribota nereden gidiyordu lan? Feribota gitmeyi unuttum oğlum. Bostanlı içinden geçeceğim her türlü değil mi? Aynen, feribota doğru böyle bir dönüş yok. Mecbur Bostanlı'nın içine gireceğiz. Abim. Biraz sinyal minyal kullansan ben senin duracağını anlayacağım mesela. Kedicik oraya park edilir mi öyle? Eyvallah reis. Kenara açılarak azıcık bana motorcu olduğumu hatırlattı lan. Doğru, ben niye böyle gitmiyorum ki? Eyvallah reisim benim. Eyvallah. Ama yok, sıkıştık her türlü. Hop. Eyvallah. Bu arada baksanıza, yollar bomboş aslında. Şöyle a**lar yüzünden gereksiz bir trafik oluşuyor. Şu kapısını açıp gitsem mi acaba? Kapıyı da kilitlemiş. Allah, açık bırakır giderdim. Öyle bir şeyde biri içindeki şeyleri çalarsa acaba gasp bana mı yazılıyor? Bu ne şimdi? Bir de ters şeride fark etmiş. Ya burası geniş, dur ben buraya fark edeyim. Ne?
insanlar var ya. Şimdi solda evleriz. Bu ne be? Güzel ya. Nasıl girecek oraya? Sürter. Sürter. Bu arada egzozdan kastım mesela bu. Özgürlüğü kısıtlıyor muhabbeti bu. Bak mesela ben şu an bu yeşilli adamı görünce çok rahat bir şekilde geldim. Ama egzoz varken onu da polis zannediyordum. Her yerde polis aramaktansa şu an full orijinal, kafam rahat. Gerçekten yani bilmiyorum, sesi kötü, doğru. Kötü bir sesi var. Kükremiyor. Özgür olmak için ödenmiş küçük bir bedel. Bak mesela yeşil montlu bir kadın karşıya geçiyor. Göktuğ bunu trafik polisi zanneder, döner uzaktan. Yakından yeşile değmiş tabii de. Mavi su yeşil tonlarında. Abi ben de sağa gireceğim de kendimi sana bir göstereyim şöyle. Merhabalar, ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon. Ne yapıyorsunuz lan? Ne toplantısı bu? Ha neyse, yeşil. Aa! Hangisi önce geçer, bu önce geçer. Mesaimiz var. Nereye gidiyorsun der bir insan. 30 dakikadır buradaymışız gibi davranalım, dur. Ki Göktuğ şuradan dönene kadar zaten 30 dakika geçecek gibi duruyor da. Aleykümselam. Motor hangisi, MT mi? MT-07 aynen. Eyvallah, seninki de öyle. Nereye geçiyorsun sen? Üç kuyulara. Ben de Narlıdere'ye geçeceğim de. Hı hı. En bildiğin bu pastacılığı yapan yerler var mı ya? Ben bayağı bir sordum da Narlıdere'de... Pastacılığa motora yapmıyorlar ya çok. Uğraşmıyor yani. Hani arabalardan daha çok para kazanıyorlar ya. Kaplama falan da yapmıyorlar motorlara çoğu yer. Aynen ama işte Narlıdere'deki yapıyor. Buldum orayı içeri. O pastacılığa ile çıkmaz bu arada ya. Boya ben yapacağım. Ha, boya mı yapacaksın? Neredesin? İçerideyim, gel gel. Ha iyi, tamam geliyorum. Hadi bay bay. Tamam. Geçmiş olsun. Nasıl oldu? Valla şey ya... sol tarafa düşün de bu bariyere çarptı. Ha, çünkü buraya bir şey olmamış, bunlara bir şey olmamış. Normalde bu tarafa çarptı. Bu tarafa düşünce burası çizildi. Bak şu şey, şu manet yanında. Aha, aynen gördüm. Ama buralar hiçbir şey değmemiş bile yere. Değil mi? Yok. Allah Allah. Vallahi. Başka motorcularla ilgileniyorlardı ya. Ben onu düşündüm de riske atmayayım. Riske atma tabii, en iyisini yaptın da bir şey diyeceğim. Değdi mi? Oğlum evet. Yo. Manyak mısın? Yo. Şu an motor çekici de fotoğrafını çekiyordu. Tamam da özgürlüğünü kısıtlamaya değdi mi diyorum. Evet. Yo. Bu ses için değmez la. Ya düne kadar. Çıkardım işte, özgürüm, kafam rahat. Yok. Bak polis geliyor, polis. Orada sürüm olduğunu biliyordum. Hatta videoda söylüyorum. Bak şu sağa dönünce karşıda olabilir. Direkt oraya girdim. Allah'tan beni görseydi, ben sağa girseydim. Gelirdi. Beni durdursa da sıkıntı yok da gelirdi peşinden. Motorlu ya. Bizi görmemesi şanslı aslında. Ha belki, ha dur ona yazmadık buna yazarız deyip beni çevirirlerdi. Beni sorguya çekerlerdi. Hani arkadaşın kim miyim falan muhabbeti. Daha önce başımıza gelenler. Tanımıyorum. Nasıl tanımıyorsun? E o adamı da tanımıyorum. Söylemeyeceğim, adını diyor ya Berat. Vermiyorum hani. Saçma sorular yani. Ben tanımak zorunda mıyım oğlum? Yani. Mesela bak, polis çevirmesine girdik diyelim. 2 dakika konuştuk, yan yanayız diye polis bizi arkadaş zannediyor. Sen kaçtın diyelim. Polis diyecek ki kim o? E tanımıyorum ki. Tanımak zorunda mıyım? Yan yana geldik, sohbet ettik sadece. Bak şuradaki adamı da tanımıyorum, onu da tanımıyorum, onu da tanımıyorum. Şöyle şuraya bırakayım da. Göktuğ şeye gülüyor ya. Şurada bir tane çocuk vardı da. Kapıda konuştuğumuz. Yukarıdaki bariyerleri kapattılar. Çocuk yukarıda kaldı. Motoru şurada kaldı. Şimdi kornalar gelecek. Biz de çalalım mı korna? Alın birader şu motorlarınızı şu. Geç açarlarsa bir sürü kapı değişler. Aynen. Daha açmadılar. Çocuk da hala bekliyor. Açlar mı bariyerleri? Geldi. Bak soğuk bu arada. Ha. Şu an gerçekten soğuk. Ufak ufak böyle ısı kaybetmeye başlıyor vücut. Ne oluyor burada? Ha, Yunus Polisleri Eğitim Merkezi burası galiba. Aynen. Hayırdır kanka, Yunus Polisi mi olacaksın? İzlemeyelim mi? Niye izleyelim? Düşenler falan olur. Düşmezler ya. Komisyon gibi duruyor oğlum. Böyle sınav var gibi duruyor yani şu an. Neyse şey yapalım, bir kağıt kalem çıkar, not alalım. Nereden nasıl dönebiliyorlar, ne yapıyorlar diye. Bizim Yunuslarla işimiz yok ama ya. Güzel iş ya. Niye? Buz gibi hava lan. Adamların işi motosiklet sürmek. Evet de soğuk. Bize diyorlar kendileri plakasız geziyor. Ayna da yok. Ayna da yok.
Far da yok. Hayır, ben hava soğuk falan diyorum. Yunus polislerinin işi zor, bu soğukta motor kullanıyorlar. Kurye kardeşlerimizin işi zor falan diyorum. Göktuğ'un lafa bak. Yok diyor, motor kullanarak para kazanıyorlar. İşleri motor sürmek değil. Oğlum işleri motor sürmek değil lan. İşleri suçları kovalamak. Suçlu yakalamak. Adamların işi asayiş sağlamak. Göktuğ diyor ki ne güzel, işleri motor kullanmak. Aynen kanka, o zaman diğer polislerin de işi araba sürmek. Aa yanlış yer. Neyse, biliyor gibi yaksın geldi. Allah'a emanet motovlog. Sahil evlerinin sokak köpeğine bak. Mafi. Oğlum korktum lan, manyak küçük. Yanlış yer. Şuradan döneceğiz. Eyvallah. Eyvallah, çok sağ ol. Tasmalı lan bu da. Heykel sandım yemin ederim. Şu motoru ne biçim koymuşsun oğlum? Abim. Tır mı çeviriyorsun? Önce sağa gidiyor, sonra sola çeviriyor. Buraya park edemezsiniz. Atlamıyorsun değil mi? Heh. Balık tutuyormuş. Az kaldı, az. Gel. Şurada bir duralım da. Hatırlamıyor musun kanka? Ne yapayım yani? Kaybolduk. Bir şey yok, bir şey yok. Tamam tamam, 4 dakika kalmış. Çok güzel bir yer. Kadar yola beğenme. İnşallah. Gitmedin mi oğlum daha? Gitti. Senin için inşallah yani. Aslında yol yakın. İncir altına bağlanırken çok uğraştık. Yoksa normalde güzel bahçe üzerinden direkt yakın. Dönüşte anlayacaksın ne kadar yakın olduğunu. Yahu biraz daha gelsem hatırlayacakmışım yolu ya. Göktuğ dur bir tur döndüreyim şöyle. Yolu bir tek ben biliyorken böyle şeyler yapmayı çok seviyorum ya. Bizim mekana geldik arkadaşlar. Yani şuraya yerleştirelim motorları. Ben biraz daha şöyle kıçını şöyle park edeceğim. Çünkü gördüğüm kadarıyla arabalar yakın geçiyor. Bayağı güzel. Yani şey böyle. Akşam şuradan bütün şehrin manzarasını görüyorum böyle. Karanlıkta ışıklar falan çok güzel oluyor da. Şu an içeride oturalım kanka, soğuk. Fark etmiyor. Arkadaşlar şimdi çıktık. Hava inanılmaz soğumuş. Bu ne oğlum, bu kadar soğuması normal mi? Arkadaşlar lütfen 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 bu havalarda dışarı çıktığınızda sıkı giyinin ya. Hani sıkı giyinmek tam olarak bir çözüm değil. Hastalanmanızı bir nebze bile olsa geciktirebilirse mükemmel bir şey. Bu arada arkadaşlar arada bir dişlerim takırdayabilir. Kusura bakmayın şimdi. Biraz vizörüm açık gideyim böyle. Biraz suratım üşüsün. Kanka biraz sola yanaşsana. Kanka. 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 Biraz sola yanaşa geçeyim. Ha? Hayır zaten o şerittesin. Biraz yanaşsana, bu şeridi boşalt ya. Ah, soğuk yolumuz başlasın. Balçova Konak çevre yolu diyordu. Burası Konak'a kadar iniyor. Sonra direkt aslında bu Bornova'ya kadar giden bir otobanı var galiba. Abi ışıklarını açsana. Bu ne anasını satayım? Ghost Rider gibi geziyorsun. Işıkları da yoktur bunun ne? Yazık, günah vallahi, arkadan biri gelecek, gömçürecek. Dur aydınlatayım abimin de yeri belli olsun. Salak ya. Çarpacaktı bu arada, ondan girdi Pınarbaşı'na. Cidden çarpmamak için girdi. Durmaz diye. Çünkü arkasından gidiyordu gidiyordu. Sonra aman dedi, en iyisi çarpmayayım. Daldı oraya. Katil lan bu. Şimdi oradan da şu ileriden çıkacak tekrardan. Ama şimdi sağ tarafta da trafik olduğunu düşün. Hızını hesaplayamadığını düşün bu adamın. 3-5 araba alır altına. Şu trafikte bambaşka ya. Otobanda trafik mi olur oğlum? Baksana şuraya. Şuraya bak. Bu yan taraf otobanın çıkışı. Bağlantı yolu yani. Şehir içi bak boş. Otobana bağlanma dolu. Veya otobandan şehir içine bağlanma yine dolu. Ama genel olarak araçların yani şey, şerit değiştirmeleri böyle trafiği coşturuyor. Baksana itfaiye gidemiyor. Sol şeritte kalmış. Aynen. Mükemmel gerçekten. Bu ne oğlum? Harika. Reflektörüm bile yok ha. 45N1923. Bu arada benlik hiçbir sorun yok. Yani ben kendim için demiyorum. Gerçekten kendisi için diyorum. Bak onun için söylüyorum. Benlik hiçbir şey yok oğlum. Ne yapayım? Oraya gireceğim diye düşünürken
pat diye adamı bir anda görürse, ben motorum oğlum, ileriden görüyorum zaten. Benlik hiçbir sıkıntı yok. Tekrar söylüyorum. Ama bir araba, ben şu arabayı geçeyim derken, sonuçta bizde Türkiye'de şoför koltukları solda ya, o adam orayı görmeyecek. Bir anda çıkacak, pat orada görecek. Geçmiş olsun. Gerçekçi miydi? İşe yarıyor, bayağı işe yarıyor. Ya ilk önce böyle Samet'le kendi aramızda esprisini yapıyorduk bunu, tamam mı? Gerçekten sadece esprisini yapıyorduk. Sonra zamanla benim artık böyle ağzıma yapıştı iyice. Göktuğ gelme Göktuğ. Benim iyice ağzıma yapıştı, ondan dolayı şey yapıyorum. Aman alma Göktuğ, alma Göktuğ. Geçti. Geldik sayılır. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.